Ben günlük hayatla ilgileniyorum. Evet. Sanatımın çıkış noktası günlük hayat. Sokaklarsa atölyem. Cotonou'da herkes beni sokakları kullandığım için tanıyor. Kimse benim sanatımı bir müzede ya da sanat merkezinde görmedi ki. Sokaklı olduğumda aynı zamanda kendi kendimin küratörlüğünü de yapıyorum. İhtiyacım olan tek şey polis koruması ve belediyeden gerekli izinleri almak. Sosyal kısmına gelince işe Benin'le başladım. Yaşadığım şehri kullanıyorum. Cotonou benim en büyük ilham kaynağım. Çünkü burası doğduğum ve büyüdüğüm yer ve Cotonou'yu herkesten daha iyi biliyorum. Pazar ticaretin merkezidir. Ben de sanatımda ticaret, ekonomi ve parayı kullanıyorum. Mesela buradaki köprü sergi yapmak için çok uygun. İnsanlar bir sanat eseri görmek için müzeye ya da galeriye gitmiyorlar. Buranın adı Etoile Rouge, yani Kırmızı Yıldız. Benin'deki komünist zamanı temsil ediyor. Bu anıt bizim için çok önemlidir. Paris'e gittiğinizde nasıl Eiffel Kulesi'ne gidiyorsanız, buraya geldiğinizde de bu anıtı ziyaret edersiniz. Treses isimli çalışmamı burada yapmamın sebebi de buydu zaten. İnsanlar performansı ilk gördüklerinde bunun daha önce görmedikleri gizemli ve ruhani bir grup olduğunu düşündüler. Hatta birinin çocuğuna "Çabuk içeri gir, yabancılar geliyor!" diye bağırdığına bile şahit oldum. Ebeveynler korkmuşlardı. Çünkü bunun ne olduğunu bilmiyorlardı. Bu modern sanat dediğimizde ise, "Modern sanat nedir?" sorusuyla karşılaştık. Sanat hakkındaki popüler görüşlerden biri, sanat eserinin duvara asılacak bir şey olmasıdır. Bu popüler görüş, sanatın sosyal ortamı ve sosyal yönüyle ilgili değildir. Sanatımda parayı kullanmaya 90'lı yıllarda, hatta 85'te başladım. Bu Benin'deki ilk devalüasyona denk geliyor. Sokakta makasla kesilmiş paralar buldum. Sanırım 1 milyon kadar ediyorlardı. Bunu arkadaşıma söylediğimde ise bana "bulduğum para hiçbir işe yaramaz" dedi. Sanırım Batı Afrika'da artık değeri olmayan parayı sanat eserine çeviren ilk sanatçı benim. Para bir obje olarak ilgimi çekmeye başladı ve evim olan Afrika'yı birçok kişinin benim bildiğim gibi bilmediğini düşünüyorum. İşte benim ilgimi çeken Afrika bu. Günümüz Afrika'sı. Bu daha önceki Afrika'yı sevmediğim anlamına gelmez. Sadece birinin şu an olup bitenleri de belgelemesi gerekiyor. Çünkü bu çok önemli. Ben kendi zamanımın tarihi için elçilik yapıyorum diyebilirim.